yazdılar değil mi? Bu GPS mi? Validemiş ya, step prosesör. Fenerbahçe'de bu mekanik onları takmadı. Onlara göre yani takmadı. Kademeli bir roket tasarladık bu yıl. Bu kategori aynı zamanda Teknofest'te 4 yıldır yarışmalara açık bir kategoriydi ama herhangi bir başarı elde edilmemişti. Biz de yıllardır biriktirdiğimiz bilgi birikimi ve deneyimle bu kategoride yarışarak mücadele etme isteği duyduk yılbaşında ve kayıtlarımızı yaptık. Tabii yoğun bir süreç oldu. Ciddi anlamda mekanik ve elektronik ekiplerimiz çalıştı ve bunun sonucunda da bunun çalışmanın yoğun temponun karşılığını başarılı bir atış ve kurtarmayla Türkiye birincisi olarak aldık. Kademene diyecek diye kısaca bahsedecek olursak roketimizin üzerinde iki tane motor ve iki tane aviyonik sistem vardı. Yani üst üste iki tane roket yaptık diyebiliriz. Burada biz neyi amaçladık? Şu an bir uzay misyonumuz var Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı ay misyonumuz var. Bunun temelinde biz bir Elazığ'da organize sanayi bölgesinde çalışan T-Roket ekibi olarak bile bu misyona fayda sağlayabilir miyiz? Acaba kademeli bir roketle faydalı yükümüzü istediğimiz irtifaya çıkarabilir miyiz? Bunu amaçladık ve bunu da Aksaray'da İSAR Atış Merkezi'nde başarılı bir şekilde görmüş olduk. Yani biz bunu yapabiliyoruz dedik. Tabii bu bize ciddi bir özgüven kattı. Yani ülkemizin ay misyonunda biz de ilerleyen yıllarda bir paydaş olarak mühendis adayları, mühendisler olarak çalışıp ülkemize hizmet etmeyi düşünüyoruz. Roketimiz 4 metre uzunluğunda 52 kilogram ağırlığında bir roketti. İçerisinde 4 kilogramlık bir faydalı yükümüz vardı. İlk motorun ateşlenmesiyle roketimiz hızlandı ve yükselmeye başladı. İlk motor itkisini, takatini bitirince aviyonik sistemlerimiz bunu algıladı ve motor gövdesini roketten ayırdı. Daha sonra ana gövde üzerinde olan motor ateşlenerek roketimiz tekrar yükselmeye başladı. Yani bir nevi uzaya insan faydalı yük taşıyan gelişmiş roketlerin çalışma sistemini simüle ettik biz burada. Ve bu şekilde tam başarıyla roketimiz üzerinde en ufak bir hasar çizik dahi olmadan tekrar kurtarıp buraya getirebildik. Bu roket şu an tekrardan uçurulabilecek durumda. Tabi burada bir nokta da şu. Bu roketlerde amaç tekrar kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik. Biz aynı roketle uçarak bunu gerçek anlamda yaptığımızı ve başardığımızı da ispatlamış olacağız. Roketimiz de yaklaşık 4500 metre irtifaya çıktı. Bu model roketçilik için ciddi bir irtifa. Burada faydalı yükünü serbest bıraktı ve tekrardan paraşütleriyle inişe geçti. Bu şekilde istenilen tüm operasyonları adım adım başarıyla tamamlayarak geri tekrardan elimize ulaştı. 2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da olacağız. Birinci olduğumuz için Sayın Cumhurbaşkanımızdan birincilik ödülünü alacağız. Bunda haklı gururunu yaşıyoruz. Tabii bunun haricinde ödüller bizim için sadece küçük semboller. Burada asıl önemli olan ülkemizin milli teknoloji hamlesine ve milli kalkınma misyonuna sağladığımız katkı. Hedefimiz ta ki kendi yerli ve milli roketimizle astronotlarımız ve uydularımız atmosfere yerleştirilinceye kadar bu çalışmalar devam edecek ve biz de bu çalışmaların bir parçası olacağız diye düşünüyoruz ve bunu hedefliyoruz. Bitmez zaman sonra da işleyici amaçlar durmuşsunuz. Evet. Yanlış bakıyoruz. Kablo öyle çıktı. Anlamın içerisinde. Şuna bak. Allah Allah. Çek ablasına. Bu roketin tasarımındaki bütün alt sistemler tamamen kendi mühendislik ürünlerimiz. Kendi ekibimiz tarafından gerçekleştirilen, tasarımları gerçekleştiren ürünlerimiz. Hem mekanik hem elektronik hem de yazılım kısmında büyük bir Ar-Ge var. Biz bu Ar-Ge'nin sonucunda bunları üretime yolluyoruz. Üretimden gelen ürünlerimizi test ediyoruz ve uçuşa hazır dediğimiz ürünleri kullanıyoruz. Eğer uçuşa hazır değilse tekrar revize ediyoruz. Tekrar bir Ar-Ge çalışması yürütüyoruz. Süreci bu şekilde ilerlettik. Yani roket de tamamen bizim beklediğimiz şekilde çıkışını yaptı. Başarılı bir ayırma gerçekleştirdi. İkinci kademenin ateşlemesi başarılı bir şekilde gerçekleşti. Ve roket tamamen stabil bir şekilde uçuşuna devam etti. Aha. An oldu durdu. Evet. Biraz görüntü.